Kalbinize iyi davranırsanız o da size iyi davranır. Bakın görüyorsunuz bir takım bezler kullanarak kalp boşluğundan çıkartılıyor, yukarı doğru kaldırılıyor ve etrafta da kan basıncı ile ilgili göstergeler var. Onlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. İşte aslında atan kalpte bypass ameliyatının özü bu. Tabii ki her şeyden evvel şunu söylemek gerekir. Bu çalışan kalpte bypass olarak da bilinen bu yöntem içerisinde esas bazı önemli faktörler var. Ama faktörlerin içerisinde en önemlisi kalbe iyi davranmamız. O da bunun karşılığında bize iyi davranacak. Aynen insanları olduğu gibi. insanlar da ne kadar iyi davranırsanız onlar da size o kadar iyi davranırlar. Yalnız bunun altında yatan bazı gerçekler var. Ve çok önemli bir püf noktası var. Onu da size aktarmak istiyorum. Efendim şöyle bir şey var. Bu yani hiç yoktan çıkmış olan bir teknik değil. Bir takım zorunluluklar çerçevesi içerisinde söz konusu olmuş bir teknik. Başta böyle bir teknik yokken sonradan bu teknik geliştirilmiş ve daha sonra günlük uygulamaya sokulmuş. Dolayısıyla işin nereden başladığını öğrenmek olayı daha iyi kavramak açısından önemli olabilir. Nasıl başlamış ona bakacağız. Avantajları nedir? Ve tabii altını çizdiğim üzere bir püf noktası var. O püf noktası hastaya zarar vermeden olası zararlardan korunmak adına neden yapılıyor onu aktarmak gerekiyor. Biliyorsunuz felç diye bir hadise var. Bunun sıkıntılı durumları gerçekten sorunlar yaratıyor. O yüzden bu konu son derece önemli. Eğer biz artık sabırlı davranırsanız size bu konuda bilgi vereceğim. Arkasından da küçük birkaç video daha göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz açık kalp ameliyatı ne demek kalp akciğer pompası kullanılarak yapılan ameliyat demek bir makineye bağlanıyor. Ve pompa işlemini görüyor. Yani dolaşım vücudunun dışında alınıp oradaki makine aracılığıyla sağlanıyor ve kalp durdurulduğu zaman hayati fonksiyonlarda devam etmesi hedefleniyor. Tabii bunun içerisinde iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi biz dolaşımı durdurduğumuz zaman hani kalbi de durduruluyor, yeniden çalıştırılıyor. Çalışmazsa pil takılıyor. Bunlar biraz sıkıntılı durumlar olarak söz konusu olabilir gözünüzde. Ama öyle bir şey Pek sık rastlanmıyor ve piller genellikle geçici oluyor. Ama bir şekilde suni dolaşımında vücut üzerinde bir takım etkileri var. Bazı iltihabi parametrelerde artış görülüyor. Bu da vücutta sıkıntı yaratabilecek derecede yüksek olabiliyor. O yüzden bu pompayı kullanmamak gerektiği durumlar söz konusu. Yani yüksek riskli hastalar, pompaya girdiği zaman sonuçların iyi olmayacağı düşünen hastalarda bu teknik akla gelmiş. Kalbin kötü kasılması var kasılma kapasitesi düşük, akciğer kapasitesi düşük. İşte bu hastalarda kalp akciğer makinesini kullanmadan ve kalbi durdurmadan ameliyat yaparsak kalp akciğer makinesinin ve sünü dolaşımının etkilerinden hastayı koruyabiliriz. Yani küçük bir dar aralıktan bu hadiseyi hastayı geçirerek yapma imkanımız var. Dolayısıyla hedefimiz ne? Başta kalbi kötü olan yüksek riskli hastaları burada ameliyat edebiliyoruz. İşin başlangıcı bu. Tabi gelişen teknik ve tecrübe ile yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çünkü bunun bir takım avantajları var. Bir çeşitli açılardan zaman açısından avantajları var. Kalp akciğer makinesini kullanmadığınız zaman sistemik etkileri de yok. İltihabi reaksiyon az, yoğun bakım ve hastane süresi daha kısa ve hastanın toparlaması da daha kolay olmakta. Püf noktası nedir peki? Asıl altını çizmek istediğimiz hadise felç. Niye felç? Çünkü biliyorsunuz kalpteki damarlardan, beyin damarlarından da olabilir. Kireçler beyne giderek felce neden olabiliyor. Ve biz normal bypass ameliyatı sırasında kalpten çıkan ana damarın aortaya bir takım klempler koyuyoruz. Ve bu klempler koyulduğu zaman da bu damarın içerisinde küçük görünmeyen parçalar da gidebilir ve böylelikle felç riski olabilir. Aort damarına dokunulmadığı için, kalp durdurulmadan ameliyat yapıldığı için ve bu damarların üzerine herhangi bir klemp uygulanmadığından dolayı dolayısıyla işin püf noktası felçi azaltmak. Tabi bunun yanında da temel olarak meme ve kol atar damarı kullanarak tamamıyla atardamardan bir bypass yapıyorsunuz. Bu da uzun dönem damarların açık kalmasını sağlıyor. Ve Tabii ki her şeyden önemlisi şu, her hasta buna uygun olacak diye bir şey yok. Hastanın dapar yapısı ve hastalığında uygun olması gerekiyor. Bir takım aletler kullanılarak kalbe pozisyon veriliyor ve mümkün olduğu kadar kalbi rahatsız etmeden normal pozisyonda çalışması hedefleniyor. Ve bununla beraber gerçekten stabil, rahat bir şekilde ameliyat yapılabiliyor. Bu cihazlara stabilizatör yani sabitleyici adı veriliyor. Birazdan göreceksiniz bunlar kullanılarak gayet uygun bir şekilde ameliyat yapma şansına sahipsiniz. Bakalım bunlar nasıl oluyor. Şimdi kalbin pozisyonunu bir kez daha size aktarmak istiyorum. Bu pozisyonun önemi var. Çünkü tepe taklak bile olsa kalbin çalışma olasılığının olduğunu göreceksiniz. Bakın yavaşça yukarıya kalbi kaldırıyorduk. Ve burada temel olan olay bu gördüğünüz atar damarı oradaki damara dikmek. Ve bunun içinde gördüğünüz üzere iki tane stabilizatör sabitleyici kullanılıyor ve bu sabitleyicilerin üzerinden ameliyat yapılabiliyor. İşin temelinde mümkün olduğu kadar kalbi rahatsız etmemek yaratıyor. Kalbi ne kadar rahatsız etmezseniz o kadar iyi. Bakın gördüğünüz üzere tepe taklak daha iyi çalışarak bu bypass'ı yapmak mümkün oluyor efendim. İşin temelinde dediğim gibi kalbe iyi davranmak yaratıyor. Lütfen kalbinize iyi davranın. Sizin için bu kadar güzel çalışan kalbinize yardımcı olmaya gayret edin efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.